Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Bugün öyle bir şey yapacağız ki arkadaşlar, buna yakın bir şeyi 3'lü bitlerde bir kere yapmıştık ama oyuncularla yapmıştık. Bugün çok farklı bir konsept var. Uğur, Arden, Onur. Bu üçü yarışıyor bu konseptte. Üçü de santrafor. Uğur sol ayaklı. Birazdan göstereceğim zaten. Arden Lemez sağ ayaklıyız ama bir santrafor, bir sağ santrafor, bir sol santrafor olması lazım. Bunun için de çark çevireceğiz. Borussia Dortmund takımına koyacağım oyuncularımızı ve konsept şu. Balon doğru alan oyunu kazanır. Şimdi elimden geldiği için şöyle göstereyim size. Şöyle bir taktik yapacağım arkadaşlar. 3 defans. Şimdi bunlar 59 overall'da. Arden'le Uğur. Ben 80'im. Çünkü bunları birazdan yapacağız. Birazdan ayrı olacak bunlar. Daha olmadı yani. Daha bitmiş hali değil bu. Ama burada bakın, buna santrafor veriyorsunuz. Buna santrafor değil. Sol santrafor. Buna da sağ santrafor. Sağ hatta sağ santrafor bile değil. Böyle bir şey veriyorsunuz. Sağ ise. O yüzden de şimdi bir çark çevireceğiz. Bakalım çarkta hangi oyuncu nereye gelecek. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Sol ST var. Sol taraf var. Sağ taraf var. Tamam mı? Bunu kimin için çeviriyorum? Bunu kendim için çeviriyorum. Hadi. Kendim için geliyor bu. Anlıyorum. Onur için gelsin bakalım. Onur için neresi geliyor? Onur için sağ taraf geldi. Tamam, benim için sağ taraf geldi. Şimdi Arden için çevireceğim. Bakalım Arden ne gelecek? Hemen bir remove yapalım. Hatta bunu iki tane yapalım arkadaşlar, biraz heyecanlı olsun. Evet, Arden için çeviriyoruz. Bakalım Arden'e ne gelecek? Keşke beni de üçlü şey yapsaydım ya. Arden'e santrafor mu, sol taraf mı? Arden'e sol taraf geldi. Uğur'a da santrafor geldi. Arkadaşlar şimdi amacımız Ballon d'Or almak olduğu için... Ballon d'Or almak olduğu için kadromuza bazı takviyeler yaptım. Bir tane stoper, bir tane orta saha, bir tane kanat. Stoperlerimizi göstereyim. Kimi aldık buradan? Stoperime Bremer'i aldım, tamam mı? Orta sahama Valverde'yi aldım. Kanadıma da Sak aldım. 3 tane de transfer yapmış oldum arkadaşlar, tamam mı? Yok ya. Allah Allah. 3 tane transferimiz var. Sak, Valverde, Bremer. Bunlar gelecek zaten. Kobel kalemizde. Hummel, Schlotterbeck, bu da gelecek. ADM, Uğur Karakoluk, Arden 98, Uğur 98, Onur 98. Şimdi baktığımız zaman Arden sol stoper, Uğur direkt stoper. Ben ne yazık ki sahada bir şeyim, ne olduğumu bilmiyorum. Sokucu tayfa. Şimdi hem Bayern Münih'in bu akıl almaz her sene şampiyon olmasını engellemeye çalışacağız. Hem yıllar sonra Dortmund'da şampiyonluk kazandırmaya çalışacağız. Hem de Ballon d'Or'un Dortmund'dan bir oyuncu çıkmasına çalışacağız ve Türk bir oyuncu çıkmasına çalışacağız. Bakalım bu Onur mu, Arden mi yoksa Uğur mu olacak? Acaba kim kazanacak? Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada puan sistemini söylüyorum. Şimdi Ballon d'Or'u alan 200 puan kazanır. Ballon d'Or'u alan 200 puan kazanır arkadaşlar. Ligde bak, iyi dinleyin. Ligde gol kanalı çıkartan olan, yani daha doğrusu 50 puan. Ligde asist kanalı olan 50 puan. Avrupa'da gol kanalı olan 100 puan. Avrupa'da asist kanalı olan yine 100 puan. Bakın bunlar böyle. Kendi aralarında lig bittikten sonra, lig bittikten sonra kendi aralarında en fazla verime sahip olan yine 50 puan arkadaşlar. En fazla verim, bak gol demiyorum. En fazla verim. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Diyoruz ve şimdi ilk sezonumuza başlıyoruz. Bu arada Ballon d'Or gelmezse o şeyler sıfırlanıyor, haberiniz olsun. O sezonun çünkü olacak. Sevgili dostlar, son anda aklıma bir şey geldi. Bu arada şey, hazırlık maçı falan filan aldım. Onu size göstermek istiyorum. Hani sonra sıkıntı olmasın diye. Aa, bunların sözleşmesi biliyormuş. Bunları Allah'tan gördük. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Dayanıklılık 96, 93 bilmem ne, bakın hepsi aynı. Bu hepsi 90. Sadece defans 30, kayma 30, müdahale 30. Bunlar defansif baktığım için. Bakın bu aynı. O Cihan'ın fatto beğenip. Uğur'a bakalım. Bakın yine aynı. 30, 30. İşte bilmem ne. Onur'a bakalım. İşte denge 93. Mesela Uğur'un dengesi 93 mü? Ha bak, mesela Onur'un gücü 92, Uğur'un 96 daha fazla gözüküyor. Bazı şeylerde ufacık şeyler olabilir çünkü direkt ben sonuna kadar getirdim. Bakın hatta Uğur benden daha fazla gözüküyor. Güce baktığınız zaman bak, şöyle göstereyim şurada. Bak şurası güç. Bak Uğur, ben 92'yim, Uğur 96, görüyor musunuz? Hatta benim zıplamam 94, Uğur'un 96. Uğur benden daha iyi gözüküyor ama bu da bir hile falan filan değil arkadaşlar. Yoksa Uğur benden daha iyi yapar mıyım? Hepsini aynı yaptım ama 2-3 farklı olabilir, sıkıntı değil. Arden bakın, Arden'in burada hepsi 99, 98, 99. Uzun pası biraz şey. Böyle baktığınız gibi arkadaşlar hepsi aynı. Yani ben hepsini sonuna kadar getirdim. Sıkıntı yok. Şimdi sözleşme yapayım şunları ben. Şimdi sevgili dostlar, lig bitti. Bakalım neler oldu. Kovulma aşamasındayız. Bundesliga. Bakıyoruz şampiyon kim oldu? Borussia Dortmund. Aa, az gol atmışım ya. 70 gol atmış bu takım. Çok daha fazlasını atmasını beklerdim. 70 gol atmış. Çok daha fazlasını atmasını bekliyordum. 79 puan almış. Borussia Dortmund takımı şampiyon olmuşuz burada. Burası tamam. Alman kupası nerede? Alman kupasını da almışız. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Gruba
aşamasında burada arkadaşlar lider çıkıyoruz. Son 16 Benfica'yı eliyoruz. Çeyrek final Inter'i eliyoruz. Yarı final Real Madrid'e eleniyoruz ve Real Madrid'de City eleniyor. Yarı finalde Real Madrid'e verdik ya, inanılmaz. Şimdi puan hesaplamaları ne yapacağız? Puan hesaplarını yapılacak. Ancak bu sezon aramızdan birisi eğer Ballon d'Or'u almamışsa bu puanlar sıfırlanacak. Şimdi ligde gol kralı çıkartamamışız. Papazyan orada var, Şahin var falan filan ama Uğur gözükmüyor. Ligde gol kralı çıkartamamışız. Asist kralı baktığımız zaman Karakullukçu burada yarısını alacağı için 50 puan alacaktı arkadaşlar. 25 puan alıyor. Karakullukçu'nun burada 25 puanı var yarıya düştüğü için. Şampiyonlar Ligi asist krallığında yok. Gol kralına baktığımız zaman yine yokuz. Bizden Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Sadece Uğur'un 25 puanı var şu anda. Kendi aramızdaki verime bakacaktık. Bakıyorum. Arda'n 29. Onur 26. Arda'n şu an daha fazla. Uğur baktığımızdan 25. Uğur 25. 99 olmuş. Uğur 25. Ben 98'im bak. Ben artmamışım. Uğur 25. Arda'n 29. Ben 26. Burada Arda'n aramızda en fazla şey olduğu için 50 puan oluyor. 50 puan Arda'nın, 25 puan Uğur'un var. Şimdi burada aramızdan bir tanesi eğer olur da Ballon d'Or'u alırsa bu puanlar hesaplanacak. Yoksa sıfırlanacak. Şimdi ikinci sezona geçtik şu anda. İkinci sezon simülat etmeye başladı. Ama mevzu şu, biz Ballon d'Or'un çekildiği gün, Ballon d'Or'un belirlendiği güne doğru şu an ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım o gün bir Ballon d'Or kazanan aramızda olacak mı? Gerçekten bak, yemin ederim bakmadım. Yemin ederim bakmadım çünkü tarihi bulmaya çalışıyordum. Ballon d'Or kimin? Ballon d'Or 25 puanlı Uğur'un, 50 puanlı Arda'nın ya da 0 puanlı Onur'un mu? Bakıyorum. Ve Uğur Karakullukçu! Uğur Karakullukçu Ballon d'Or'un sahibi olur sevgili arkadaşlar. Ve bu videoyu kazanan yine Uğur Karakullukçu olur. 225 puan Uğur, 50 puan Arda'n, 0 puan Onur. Ve bu videonun kazananı Uğur Karakullukçu oldu. Kendisine buradan tebrik ediyorum. Tebrikler Uğur'cum. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi hayrete kaldı. Vay dünya vay. Ama uyuz oldum. Uyuz olduğum için sezonun sonuna gideceğim. Bir daha bakacağım. Bu en sona. Elimize verdiler. Vallahi lig bitti. Puan durumu. Ligde bu sefer yine 70 gol atmışız. Çok az gol atıyoruz ya. Vallahi buralara hiç bakmayacağım. Şampiyon olmuşuz. Sadece şeye bakacağım. Gol kralı falan çıkartmışım şey. Çıkarttık mı? Harry Kane. Şahin burada 21 gol atmış. Asist krallığında yokuz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi. Asist krallığı yok. Valverde var. Gol krallığı yok. Bizim bu oyuncular yemin ediyorum var ya. Hikaye ya. Kadro merkezi. Bak aramıza bakalım. Aramıza kim kazanmış? İstatistikler zaten bunlar hiçbir şey ifade etmiyor ama. Ben 35 gole katkı vermişim. Arda'n 32 gole katkı vermiş. Uğur da 34 gole katkı vermiş. Hemen hemen o kadar yakın ki bu arada. Sevgili dostlar, bu videonun kazananı Uğur oldu. Sizler bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atarsanız video üste çıkar sizin sayenizde. Ve abone olmadan izleyenler de lütfen abone olsunlar. Bu videonun kazananı tekrardan alkışlıyorum. Umuyorum ki 3 revizyon sonunda kazanan Uğur olmayacak, ben olacağım. Sizleri çok seviyorum. Video fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.